Gitex'te Norm Digital'in standındayız. Norm Digital CEO'su Erkan Yeniçare ile beraberiz. Erkan Bey selamlar. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz. Erkan diyeceğim. Aynen, evet, Erkan dedi. Şimdi gerçekten de hani Norm Digital çok hızlı büyüyor. Bir işte kendi içerisinde Norm Holding'e hizmet veren bir şirketten çıktı. Bir ürünleştirdi. Şimdi hem Türkiye'de yerelde birçok ürün satıyorsun ama şimdi global açılımı var bir yandan da. Bu hikayeyi önce kısaca bir anlatır mısın? Süper, anlatayım. Biz yaklaşık hikayemiz aslında 15 ay önce başladı. 28 kişiydik. Bugün 150 kişilik kocaman bir aile haline geldik. İşte SAP, RPA iyi bildiğimiz işler. Zaten ana şirketimize hizmet verdiğimiz konulardı. Aynı zamanda bir yapay zeka teknolojileri ekibi koyduk. Başına değerli bir hocamızı transfer ettik. Şimdi iki tane spin-off'umuzu hazırlıyoruz. Bir tanesi yapay zeka teknolojileri kullanarak iş alım süreçlerini kısaltan Winter Video Interview'dan. Önümüzdeki ay içerisinde Londra'da kuruyoruz şirketi. Süper. İkinci şirketimiz de yolda, Datasphere. O da bir sentetik veri şirketi. Gerçekten çok akademik. Dünyada da 2 ya da 3 tane startup'ın şu ana kadar çözmeye çalıştığı bir konu. Malum data konusu çok değerli. Herkes datanın peşinde koşuyor ama iyi analitikler yapabilmek için çok fazla dataya ihtiyacımız var. Yeterli datası olmayan şirketlerin bu çözümleri iyi analitikler yapabilmesi için kullanmak zorunda olduğu iş. Aslında konusu da sentetik veri. Tam da bunu çözen bir çözümümüz var. Onu da Ocak ayında yine Londra'da kuracağız. Bir yandan işte güzel karakter Normi çok hızlı büyüyor hem Türkiye'de. Onu Dubai ile tanıştırmaya getirdik. Dolayısıyla hikayemiz böyle. Şimdi Winter'ı görüyorum. Kısaca bir Winter'dan bahsedelim istersen. Winter işe alım süreçlerini yapay zeka kullanarak hızlandırıyor. Neler yapıyor? Şöyle kısaca anlatalım. Hemen anlatalım. Şu anda Winter'ın içerisinde yaklaşık 200'e yakın pozisyonumuz, 1000'in üzerinde sorumuz var. Hazır değil mi o pozisyonlar? Hazır. Tamam. Her bir soru için önden Winter mühendisleri tarafından 24 kişilik yapay zeka teknolojileri ekibi tarafından değerlendirilmiş. Bizim train ettiğimiz, mühendisliğini yaptığımız bir data üzerinde soruları değerlendirebileceğimiz bir sürecimiz var. Nasıl çalışıyor Winter? Front-end developer alacağız mesela. Mesela front-end developer alacaksınız. Tamam. Evet, kesinlikle var. Diyelim ki front-end developer alacaksınız. İK yöneticisi, hiring manager Winter'a giriyor. Hamur gibi sürecini işliyor. Diyor ki ben front-end developer alacağım. Kendi sorularını hazırlayabilir ya da bizim ona çıkardığımız burada front-end developer için soruları seçebilir. Onun altından seçtiği sorulara işte adayları bizim platformumuza yönlendiriyoruz. Giren aday sorulara video cevap veriyor. Asenkron bir proses. İK'yı baştan sona sadece sürecin tasarlamasını içeride tutuyoruz ama ondan sonraki sürecin tamamı da İK dışarıda. Aday video cevap veriyor. Biz onu speech to text çeviriyoruz. Ondan sonra adayın vermiş olduğu teknik sorulara cevaplarını skorluyoruz. Yani örneğin 100 üzerinden 70 verdik skor. Vermiş oldu. Diyelim ki proje yönetimiyle ilgili bir soru soruldu. 100 üzerinden 70 verdik. Hem adaya hem hiring manager'a, yani prosesin sahibi İK yöneticisine bir rapor çıkartıyoruz. Diyoruz ki 70 verdik çünkü aslında proje yönetiminde maliyet konusuna değinmedi. Bir tane daha örnek verseydi ben ona 100 verirdim. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir şekilde hem teknik hem soft skill'lerini değerlendirdiğimiz bir prosesimiz var. Aynı zamanda Ocean Big Five dediğimiz akademik anlamda çok değerli bir metotla kişilik testi yapıyoruz. Semantik analiz yapıyoruz, İngilizce test. Yani bilgi değil, aynı zamanda kişilik testi de işin içerisinde var. İşte Ocean, Big Ocean'ın, işte Big Five'ın bir metodolojisi var. Her bir 5 kişilik tipi için 0'dan 100'e kadar değerlendirme yapıyoruz. İşte normal bir insan 40 ile 60 arasında konumlanıyor. Diyelim ki aday bir şeyde, kişilik tipinde 40'a yakın skor aldı. İK ediyoruz ki raporumuzda, bak burada bu aday biraz içine kapanık olabilir. Eğer bu şeyse, almış olduğu skor bununla ilgiliyse. Buna bir bak diyoruz. Tabii ki bunlar tavsiye niteliğinde. İngilizce hazırlıyoruz şu anda. Versiyon 1.1'de 1 Ocak'tan itibaren İngilizce testleri de işin içerisinde. 5 kişilik bir science board bunu hazırlıyor ve tamamı akademik araştırmalara dayalı validasyonları yapılmış skorlarımız olacak. Mesela facial expression dediğimiz adayın soruya verirken takılmış olduğu yüz ifadeleriyle ilgili de rapor çıkartıyoruz. Burada da YouTube üzerinden rastgele seçilmiş 10.000 video üzerinde bizim algoritmamızı test ettik. 10.000 videodan 130.000 üzerinde fotoğraf çektik ve bunları train ettik. 7 tane yüz ifadesiyle adayın bu soruyu nasıl cevapladı? Nötr müydü, mutlu muydu, şaşkın mıydı, işte ne bileyim üzgün müydü ya da gergin miydi gibi o yüz ifadelerinden skorlar veriyoruz. Son olarak articulation yapıyoruz. Konuşma hızı, ben mesela çok hızlı konuşuyorum şimdi. Diyelim ki satış pozisyonunuz var. Satış için bunlar çok önemli olabilir. Kaç kere durdu, konuşma hızı neydi? Orada da akademik bir validasyon var arkada. Onu da skorlayıp veriyoruz.
Dolayısıyla biz kendi süreçlerimiz için bunu test ettik aslında çaya çıkmadan önce. Aşağı yukarı %90'ın üzerinde süreci kısaltıyoruz İK açısından. Süper. Çok ciddi bir kazanım var. Süper. Ve şunu da söyleyerek bitirmek isterim. Hani şu anda herkes yapay zeka konuşuyor. Yapay zekanın altını çok iyi doldurmak gerekiyor. Biz yapay zeka dediğimiz olgunun altındaki 5 ana temel dikey teknolojiyi kullanıyoruz. Large Language Model'i kullanıyoruz, Generative AI kullanıyoruz, görüntü analizi kullanıyoruz, semantik kullanıyoruz ve tüm bunların içerisinde speech to text de yapıyoruz. Tamamı var, Scienceboard'un çalıştığı. Uçtan uca bütün yapay zeka uygulamalarını kullanarak kesinlikle doğru adayın alınması için gerçekten kesinlikle güzel bir çözüm. Hızlıca böyle sentetik veri tarafına da nedir sentetik veri ve orada ne yapıyorsunuz onu değinelim mi? Hemen söyleyeyim. Şu anda tabii IDC'nin bir raporu var. 2027 sonuna kadar tüm şirketlerin %75'inin sentetik veri kullanacağına dair bir öngörüsü var. Sentetik veri nerede yarıyor, işe yarıyor? Örnek olarak anlatayım. Genelde aslında hızlı penetrasyon yapılabilecek sektörler finans ve sigorta sektörleri ve banka sektörü. Şöyle düşünün. Her bankanın bir head of science'ı, yani işte veri analitiği ile ilgili bir ekibi var ve herkes fraud detection dediğimiz kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili analizler yapıyorlar. Genelde de şirketlerin başarı ortalaması %97. Zaten bunu kendi ekipleriyle yapıyor ama herkes %3'ün peşinde. %3 nedir? Örneğin ellerinde olmayan bir veri seti var. Yani onu bulmaya çalışıyorlar. Aynen, onu bulmaya çalışıyorlar. Mesela şöyle bir olay gerçekleşti. Bir işte sizin analitiğiniz dedi ki bir kredi kartı dolandırıcılığı var. Aslında değil. Bu false pozitif. Aslında değil. Bunun şirketlere maliyeti, ekonomiste yayınlanan bir şeye göre, çok tam da üstüne geldi bir makaleye göre, bir bankaya maliyeti $2,400. Yani bir şirket, bu nedir? Aslında bu bir anomali. Niye tespit edemiyoruz bu tarz şeyleri? Çünkü elimizde yeteri kadar veri yok. Bunun için aslında temel verinin üzerinden aynı analitik skorları elde edebileceğiniz daha büyük bir veri oluşturmak için sentetik veriye ihtiyacımız var. Şöyle düşünün, bir banka başarı oranı %97'den %97.2'ye çıkardığında $2,5 milyon kazanıyor. Çok iyi. Dolayısıyla sentetik veri aslında bunu çözüyor. İki tane konusu var. Bir, minor konusu veri maskeleme. GDPR'a göre, malum KVKK'da biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde şey yayınlandı. Ben artık GDPR'a dayanıyorum. Tüm uygulamalarımız, şirketler GDPR çerçevesinde değerlendirecek. GDPR'a göre siz müşteri verisini bırakın dışarıya, departmanlar arasında bile paylaşırken belli kurallara uymanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de maskeleme. Minor olarak bunu çözüyor Datasphere. İkincisi de sentetik veri üretiyor. Dünyada bunun için çözüm üreten sadece 3-4 tane startup var ve biz aynı data setiyle bu startupların skorlarını bizim algoritmayla değerlendirdiğimizde çok ciddi farklarla çok iyi sonuçlar elde ettik. Süper. Son sorum şu. Şimdi buraya geldiniz. Burası gerçekten çok büyük bu arada. Evet. Gitgide bitmiyor. Bir sürü stand var, bir sürü hol var. Evet. Bu bölgeden, Körfez bölgesi belki ama bir yandan da bir sürü delegasyon var burada. Afrika'dan gelen veya Kafkasya'dan gelen delegasyonlar da var. Bu bölgeden, geniş coğrafyadan beklentiler ne? Norm Dijital buralardan büyüyecek bundan şöyle, sonra. Şöyle, Norm Dijital büyüyecek. Hem Norm Dijital'i promote ediyoruz burada, hem Winter hem Datasphere'i. Bizim özellikle Norm Dijital'in içerisinden çıkan spin-off'lar için iki stratejimiz var. Birincisi, zaten headquarter Londra'da olacak. Türkiye'de bir ekibimiz var. Bir de Dubai merkezde olmak üzere Orta Doğu'da büyümeyi düşünüyoruz. Bunların dışında şu anda bir stratejimiz yok. Yani go-to-market'imiz 3 lokasyonda. Norm Dijital içinde hem RPA tarafında hem siber güvenlik tarafında burada müşteriler bulmayı hedefliyoruz ki çok birinci gün henüz yarısı dolmasına rağmen çok ciddi bağlantılar edindik. Umuyoruz güzel hem ülkemizi temsil ederiz hem de bu güzel teknolojik çalışmaları promosyonunu yapmış oluruz. Erkan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür umarım ederim, burada başarılı bir şekilde ayrılmış olursunuz. Size iyi bir fuar sunucu. Çok teşekkür ederim. Desteğiniz çok önemli. Hem ne sektöre demek, hem İki şapkam olan CIO ve işte genel müdürlük tarafında CIO dünyasına da çok önemli katkılarınız var. Çok teşekkür ederim. Aynen devamını sizin de özellikle bu bölgede büyümenizi diliyorum. Biz de o hedefteyiz zaten. Umarım. Çok teşekkür ediyorum Erkan. Görüşmek üzere.